Arkadaşlar hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir yama notları videosuyla karşınızdayım. Sonunda o büyük 2.2 yaması geldi. İlginç şekilde yamanın yayınlandığı gün 3-4 saat sonra da yama devreye girdi. Google Play'den oyunu güncelledik. 1 GB'lık bir güncellemesi var oyunun. Normalde pazartesi öğlen gibi yamayı yayınlar. Salı sabahı da devreye girerdi. Bu sefer hızlı yapmışlar her şeyi. Yayınladıktan sonra 3 saat sonra oyun güncelleme devreye girdi. Güncelleme güzel gözüküyor. Ben henüz daha oynatmadım tabii, bilmiyorum ama insanların geri dönüşleri çok güzel gözüküyor gördüğüm kadarıyla. FPS sorunu düzelmiş deniyor. Oyun çok akıcı deniyor. Ping sorunu hallolmuş deniyor. Ne bileyim, eşleştirme düzelmiş gözüküyor deniyor. Bayağı olumlu yorumlar var. Google Play'de de zaten oyunun puanı artmış. Yani bu yama yaramış gözüküyor oyuna. Bakalım, ben de deneyeceğim. Ona göre bir söylerim düşüncelerimi. Hemen bir yamaya geçmek istiyorum. Uzun bir yama olacak. Bu arada ekrana item değişiklikleri olsun, işte nerfler, bufflar, onları vereceğim. İlk baş şu yeni özellikleri ve yeni şampiyonlardan bahsedelim. Onlara hemen geçiş yapacağız. Yeni şampiyonumuz geliyor. Galio Nisan'ın birinde gece 3'te gelecek. Support ve midde oynanacak bir şampiyon. Güzel bir şampiyon. Oyuna tat katacağını düşünüyorum. Sevdiğim bir şampiyon yani Galio. Bir de bu ayın 22'sinde de Rammus geliyor. Onu asıl sabırsızlıkla bekliyorum. Ormancı bir şampiyon. Geldiğinde bol bol videoları gelecek. Rammus'u seviyorum. Ormanda oynamayı çok seviyorum. O da geldiğinde bakalım. Bol bol görürsünüz videolarını. Yeni bir özelliğimiz var. Lane seçimi. Şu an test aşamasında tabii ki. Birkaç günlüğüne denenecek. Sonrasında zaten geri bildirimlere göre sıkıntılar varsa onlar düzeltilip dereceli eklenecek. Umarım kısa zamanda gelir. Çok önemli bir eklenti çünkü. Win rate'lerimizi de arttırır. Oyunun keyfini de arttıracak bir özellik. Adam ADC oynamak isterken support kalınca tabi. Support'u da çok bilgisi yok. Oyunu kaybedebiliyoruz. Şimdi insanlar artık kendi istedikleri lane'lerde oynayabilecekler. %90-%80 ihtimalle. Güzel bir eklenti. Umarım çabucak dereceliğe eklenir. Mutluyum yani. İkinci bir test aşamasında olacak eklenti ARAM modu. ARAM modu da oyunda 3 gün denenecek. Bakacaklar eksiklere, işte bug var mı, sorun var mı, durumlara göre bakacaklar. Sonrasında 15 Nisan ve 19 Mayıs arasında, tarihler arasında bir aydan uzun bir süre oyunda oynayabileceğiz ARAM modunu. Sonrasında da büyük ihtimal sınırsız bir şekilde oyuna eklenir diye düşünüyorum. Bir yeni eklentimiz de Wild Rift kartı. Bu PUBG'deki Royal Pass gibi işte. Wild Rift kartında 50 seviye olacak. Her seviyede işte özel ödüller olacak. 50. seviyede de Hex Kaşif Jax'i açacağız. Yalnız fiyatı hoşuma gitmedi. Yani çoğu insan hoşuna gitmedi bu fiyat. Yabancılar için değil de hani biz Türk insanı için oynayan oyuncular için 400 veya 500 çekirdek beklerken şurada bir bakalım. 590 çekirdeğe getirmişler abi. Zaten ilk paket 500 çekirdek veriyor. 36-37 liraya bu paketi biz alırız, bu kartı biz alırız diye düşünürken şimdi bu kartı alabilmek için 75-76 liralık paket almamız gerekiyor. Hiç worth değil yani, benim hoşuma gitmedi. Büyük ihtimal almam diye düşünüyorum. Yani bu paketi alsam ben 75 liralık, giderim istediğim bir kostümü alırım, daha mantıklı benim için. Herkes Jax sevmeyebilir, istemeyebilir bu kostümü. Ben de hani o kadar Jax hayranı değilim. Bir de kartta da ödüllerde bir tane rastgele kostüm sandığı veriyor. Ondan da dandik bir kostüm çıkabilir. Yani neden 590 abi? Neden 400 değil? Neden 500 değil? En düşük paketten yapsaydın ya, direkt ilk 500'ü çekip alsaydık sürümden kazanırdın. Her oynayan insan alabilirdi. Daha makul olurdu, daha iyi olurdu. 590 tercih etmişler. Bilemiyorum yani. Ben bile almayacağım. Çoğu insan da belki almaz. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Alacak mısınız, almayacak mısınız diye. Benim gerçekten hoşuma gitmedi bu fiyat. Şimdi sırada dengelemeler var. İlk şampiyonumuz Alistar. Beklediğim bir nerf'tü. Gerçekten güçlü bir şampiyon. İnsanı kanser ediyor. Hele ki Mundo oynarken dürtüyor, stunluyor. Yapıştığım şampiyonları koruyor çok fazla. Kendisi de ölmüyor. Şimdi bir nerf almış. Canı 650'den 610'a düşmüş. Havaya savurma menzili ilk yeteneğinin 25 azalmış.
Hasarda her seviyede değil de ilk seviyede bir değişiklik yok. Sonra 10, 20, 30 diye gidiyor gördüğünüz gibi. Güzel olmuş. Bir ultisine de böyle bir nerf gelse aslında çok fazla ölümsüz yapıyor onu. %70 değil de %60'ı falan çekilse bir okey olabilir. İkinci şampiyonumuz Amumu. Evet tekrar bir nerf aldı. Nerf'ün sebebi yeni eşyalar. Yeni eşyalara çok güçlü olacak diye bir miktar kısmışlar. Da zamanında nerf almıştı şampiyon. Maske nerf'ü de yarım nerf desek 1,5. Bununla beraber 2,5 nerf aldı Amumu bu zamana kadar. Zırhı 40'tan 35'e çekilmiş. Seviye başına canı 105'ten 95'e çekilmiş. İkinci yeteneği zamanında 20 vurduğu hasar 10'a çekilmişti. Şimdi de 100 yetenek gücü başına %1'den 0,75'e çekilmiş hasarı. Ultisi de bekleme süresi her seviyede 10 artmış. Bekleme süresinde bir sıkıntı yaşamayız. Çünkü yeni eşyaların bekleme süresinde azalmalar veriyor hep. Yine bir şekilde Amumu'yu o ultisini 60 saniyede çekebileceğiz. İkinci yeteneğin nerflenmesinin sebebi zaten yeni gün ateşi kalkanı, yeni pasifi. O da cana vuruyor artık. %1 cana vuruyor. Ve ekstra bir pasif falan var. Gerçekten çok güçlü olacaktır diye böyle bir nerf'e gitmişler. Bu arada ekranda bunu unutmuşum. Yani aslında normal. Yani yeni eşyaların dolayı normal. Deneyeceğiz bakalım. Videosunu da çekerim zaten. Deneriz ne kadar güçlü ne kadar değil. Artık full tank oynanır diye düşünüyorum ben. En azından araya bir maske sıkıştırırız. İşte gün ateşi kalkanı alırız. İkinci de maske. Sonra full tank gidebiliriz. Riley'i alınır mı alınmaz mı bilmiyorum. Çünkü bekleme süresinde azalmaya ihtiyacı var şampiyonun. Gün ateşi kalkanından 15 geliyor. Hadi maskeye sıkıştırdık araya. İkinci, üçüncü eşya ruh gömleği almamız gerekiyor. Sonra yine bir yani warmog falan alınabilir. Bir şeyler yapılabilir yani. Daha bir tank kasacak gibi geliyor bana. Deneyelim görelim. Ona göre de bir yorumlarım videoda da zaten. Diğer şampiyonumuz Darius. Ufak bir değişiklik var ultisinde. Artık ultisi durdurulamıyor. Malphite ultisi gibi. Ulti atarken stun yese bile ulti devam edecek. Pat pat vurup geçecek. Zaten şu an Darius çok güçlü. Top lane'in kralı. Birinci sırada. Darius'u oynayanlar için bu buff sevindirmiştir. Diğer şampiyonumuz Mundo. Bu nerf bir etki göstereceğini düşünmüyorum. Zaten göstermeyecekti. İlk yeteneğine gelen nerf sadece canavarlara verilen azami hasarda biraz kısılmış. Ama zaten Mundo çok çok rahat orman dönebiliyor. Çok rahat ejder falan alabiliyor. Şimdi gün ateşi kalkanıyla beraber de daha hızlı dönecek. Bir sıkıntı yaşamayacak. Üçüncü yeteneği önemli. Onda da bir sıkıntı yok aslında. Bekleme süresi son seviyede mesela 1,5 artmış ama yeni eşyalarla beraber ben bir deneme yerinde baktım. Yeni eşya kombinasyonuyla beraber aldığımızda hepsini bekleme süreleriyle tekrar bekleme süresini 3'e çekebiliyoruz. Bir sıkıntı yok yani. Nerf yokmuş gibi oluyor. Ve sanırım bir miktar daha güçlü şu an Mundo. Bana öyle geldi yani. Yeni eşyalar hele o gün ateşi kalkınca ve ölü adamın zırhı artık %5 pasif olarak hızlandırma verdiği için Mundo için hızlandırma çok önemli. Şampiyonlara yapışması gerekiyor. Sanırım şu an Mundo bir miktar daha güçlü geldi bana. Onun da videosunu çekeceğim. Orada da bakarız neler değişmiş, neler olmuş. Değerlendiririz. Bir diğer şampiyonumuz Orianna. Beklediğim bir nerf'ti işte bu. Daha önce bekliyordum aslında. Şimdi getirmişler. Olsun geç olsun ama hani yapacak bir şey yok. Gerçekten çok çok güçlü bir şampiyon. Mid'in kralı bence. Orman kalmadığında ben mid'e geçip Orianna oynuyordum. Çok rahat winliyordum. Koridoru çok rahat dövebiliyordum kim olsa karşımda. Gerçekten çok çok güçlü bir şampiyon. Gördüğünüz gibi canı 570'ten 530'a çekilmiş. İlk yeteneğin bekleme süresi ilk seviyede 1,5, sonrasında 1, yarım ve son seviyede de zaten bir değişiklik yok gördüğünüz gibi artmış. Yetenek gücü oranı burada önemli. 0,5'ten 0,4'e çekilmiş ve taban hasarı her seviyede 10 azaltılmış. Bekleme süresi çok bir etki eder mi bilmiyorum. Zaten ilk fullediğimiz yetenek olduğu için bir şekilde sona ulaşıp son seviyeye ulaşacağız kısa zamanda. Yine eski haline döndürecek ama yetenek gücü oranı ve taban hasarının nerfü bir miktar Orianna'yı etkileyebilir ama hala güçlü bir şampiyon bence. Üçüncü yeteneği de koru yeteneği. Her seviyede hasarı 10 azaltılmış. Güzel. En azından biraz dokunmuşlar şampiyona.
Çünkü her şey nerfiydi. Ormanda nerf yemedik, şampiyon kalmadı. Orianna'ya hiç dokanmadılar. Güzel olmuş bu. Bir miktar en azından onun bir ufak gücünü kırmışlar. Çok güçlüden güçlüye çekmişler diyelim. Orion da bence hala güçlü bir şampiyon. Çok kolay oynaması, çok güçlü bir şampiyon benim gözümde. Diğer şampiyonumuz Pantheon. Abi millet ufak buff beklerken şampiyon nerf üzerine nerf yemiş. Zaten oynamıyordum şampiyonu. Pek benim tarzıma uymadı. Çok kırılgan geldi bana. Oynamadığım için çok bir şey diyemeyeceğim ama insanların geri dönüşleri falan. Zaten şampiyon bir miktar böyle nasıl diyeyim zayıftı. Yani Mundo ile çok rahat dövebiliyordum. Wukong'la, Amumu ile çok rahat dövebiliyordum. Şimdi de bayağı nerfler almış. İlk yeteneği güçlendirilmiş hali. Yani full stack'te kullandığımızda artık yetenek yavaşlatmıyor. İkinci yeteneğimizde bir hata giderilmiş. Üçüncü yeteneğimiz artık Korelilerin saldırılarını engellemiyor. LoL'deki gibi aynısı olmuş burada da. Normalde kule altına girip üçüncü yeteneğimizi açtığımızda tüm kulenin hasarını biz alıp üstümüze yanımızdaki şampiyonlar, takım arkadaşlarımız karşı pata kötü kule altını dövebiliyordu. Artık o olmayacak. Ayrıca üçüncü yeteneği güçlendirdiğimizde yeteneğin süresi artıyordu. Artık artmıyor. Güçlendir veya güçlendirme. Yeteneğin süresi artık artmıyor. Üçüncü yeteneği güçlendirmiş halde Pantheon kullandığını yani kalkanını ileri savururken 1,5 saniyeliğine %60 hareket hızı kazanıyor. Bu güzel olmuş ama bir buff'a iki nerf. Tabii ki nerf daha önde gidiyor. Ağır nerfler almış şampiyon. Ultisinde de artık ultiyi attığımızda mızrak bizden önce düşüyor. Düştüğü yerde 2 saniyeliğine %50 rakipleri yavaşlatıyor ve mızrağın hasarını etraftaki küçük alana veriyor. Öyle bir eklenti koymuşlar. Yok abi bilmiyorum zaten şampiyon kırılgandı. Çok etki eden maçlarını hatırlamıyorum bile ben yani geldiğinde karşıma öyle dövebiliyordum da rahat. Şimdi bu nerfler biraz canı sıktı Pantheon'un bayağı bir. Nasıl toparlarlar bilmiyorum. Diğer yamada da buff görebiliriz belki Pantheon için. Hemen bir oynanış değişikliklerimiz var. Yeni eşyalar var. Değişen eşyalarımız var. Onlara bir göz atalım. Yeni eşyamız Doğan'ın kudreti. Yeni bir eşya. Büyü direnci eşyası. Mundo için güçlü bir eşya aslında. Karşıda iki tane AP varsa alınıp güzel böyle bir büyü direnci sağladığımız, hız sağladığımız bir eşya. 350 can veriyor. 45 büyü direnci veriyor ve 2850 altına alabiliyoruz. Pasifi, soğurma pasifi var. Yetenek hasarı almak 5 saniyeliğine 6 ilave hareket hızı ve 6 ilave büyü direnci sağlıyor bize. Bu etki 5 defa birikebiliyor. 30 hareket hızı ve 30 ilave büyü direnci alabiliyoruz. Diğer bir yeni eşyamız donmuş yürek. Yakındaki rakiplerin saldırı hızını %15 azaltabiliyor bu eşya. 70 zırh, 300 mana, 20 yetenek hızı ve 2850 altına da eşyayı alabiliyoruz. Diğer yeni eşyamız kanatlı ay zırhı. 150 can veriyor bize. Pasifi %5 hareket hızı ve 900 altına alabiliyoruz. Bu eşyayı ölü adamın zırhına çevirebiliyoruz. Ve ölü adamın zırhı artık %5 hareket hızı veriyor. Mükemmel bir eşya oldu. Zaten ölü adamın zırhını %100 siteye ulaştırdığımız, yani 100 siteye ulaştırdığımızda da 60 hareket hızı verdiği için uçuyoruz artık yani. Sırada eşya değişiklikleri var. Değişen eşyalarımızdan ilki Safi Kristal. Artık Safi Kristal yük biriktirebiliyor. Tanrıçanın gözyaşı gibi 250 mana kadar yük biriktirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi mana zaten 300'den 100'e düşmüş ve ekstra bir yetenek hızı veriyor 5. Ama tabii ki 250 manaya kadar yük biriktirebiliyoruz. Sonrasında Tanrıçanın gözyaşı aldığımızda o 250 yük oradan devam ediyor. Bu güzel olmuş. Örnek Ezreal oynarken misal Safi Kristal'le başladığımızda veya Orianna oynarken başladığımızda yüklerimizi çok çok erkenden biriktirip hemen Tanrıçanın gözyaşını aldığımızda oradan hepsi devam edecek. Artık Tanrıçanın gözyaşı da tabii ki yeni özelliği yetenek hızı 10 veriyor. Manası yük başına mana 8'den 7'ye düşmüş ama onun sebebi de tabii ki Safi Kristal'dan gelen yüklerin buradan devam etmesi. Diğer eşyamız yaklaşan kış yeni bir
Pasifi yeni özellikleri var. Support eşyası 350 can veriyor. Zırhı kaldırılmış, 40 zırh kaldırılmış. Manası 500, 450'den 500'e çıkmış. 10 yetenek hızı veriyor ve 2600 altına alınıyor. Pasifi de her yapılan saldırı, mana harcaması olsun, şampiyondan, destansı canavardan veya kulelerden alınan hasar için 8 mana veriyor bize. 8 mana kazandırıyor. En fazla 700 ilave mana vererek yaklaşan kışı da son kışa çevirebiliyoruz. Diğer pasifte de azami mananın %1'ine eşdeğer miktarda yetenek hızı sağlıyor bize. Son kış yine 350 can veriyor. 40 zırhı kaldırmışlar. Manası 1200. Yetenek hızı 10 ve 2600 altına da bunu alabiliyoruz. Diğer eşyanın bir üst modeli bu. Pasifi de işte bir rakip şampiyonu hareketsiz bırakmak, mana tüketir ve 3 saniyeninde 150 artı işte yakındaki her rakip şampiyon başına mevcut mananızın %5'ine eşdeğer miktarda hasar soğuran bir kalkan veriyor. Bir de pırıltı eşyaları işte bu pırıltı olsun, liç bu işte üçlü kuvvet o eşyalar, buzdoğan eldiveni, bu eşyalarda manalar kaldırıldı. Artık fiyatları da tabii ucuzladı bu sebepten dolayı. Pırıltı artık 300 mana vermiyor ve 1100 altın değil 900 altın. Lichbon aynı şekilde mana vermiyor ve 2950 altın. Burada önemli olan üçlü kuvvet 300 mana vermiyor artık ama 200 altın daha ucuz. Shyvana, Wukong, Jax için filan, Camille için filan çok değerli bir eşya bu üçlü kuvvet. Hele ki Shyvana için 200 altın daha ucuza almak mükemmel bir eşya. Buff olmuş bu Shyvana için. Ama Shyvana'nın mana ile bir işi yok. Wukong için biraz aslında olabilir. Çünkü manası çok fazla gidiyor Wukong'un. Mana sıkıntısı biraz belki yaşayabilir ama emin değilim tam. Jax için falan güzel. Camille için güzel. Ama Shyvana için 4-4'lük olmuş bu eşya. 200 altın daha ucuza almak mükemmel. Daha erkenden bitireceğiz eşyayı. Buzdoğan eldiveni de aynı şekilde 300 manası kaldırıldı. Diğer eşyamız önemli eşya ölü adamı zırhı. Artık yukarıda da bahsettiğim gibi yeni eşyadan dolayı pasifi %5 hareket hızı veriyor. Mükemmel eşya abi. Zaten 100 stack'te 60 hareket hızı verdiği için %5 de buradan mükemmel bir hız sağlıyor bize. Amumu da olsun işte Mundo da olsun. Alistar falan baya daha hızlı gidecek artık. Mundo için çok çok değerli bir eşya oldu tabii ki bu. Diğer önemli eşya gün ateşi kalkanı. Bu eşya LoL'dekinden çok farklı. LoL'de 35 zırh ve 35 büyü direnci de veriyor ama burada onu eklememişler. Burada daha sade bir eşya olmuş. Biraz çıplak kalmış. Gün ateşi kalkanı ama kalkan dediğim biraz zırh verir. Yani zırhtır, seni korur. Burada zırha değer bir şey yok. Sadece 500 can veriyor. 400'den 500'e çekilmiş. Ve 15 yetenek hızı veriyor. Bu eşyanın daha çok amacı hasar konusunda pasifi olsun. Çok güzel hasar verebiliyor artık. Vallahi güzel eşya ama işte zırh vermemesi biraz sıkıntı. Keşke sadece zırh verseydi. Hani LoL'deki gibi büyü direnci de olmasaydı okeydi. Biraz işte ufak bir çıplak kalmış eşya. Fani hatırat baya baya pahalandı. ADC'ler için olsun, Wukong'un 3. 4. eşyası olsun. Çok pahalanmış eşya. 350 altından 650'ye çıkmış birleştirme bedeli. Toplam bedel ise 2650'den 2950'ye çıkmış. 300 bir artış var. 300 altın artış. Bayağı önemli bir artış. Nerflenmiş biraz ama önemli bir eşya. Yine Mundo oynayanlar için bence güzel olmuş. Çünkü fani hatırat önemli. Bize ağır yara açabiliyor. Önemli bir eşyadı. Mundo oynayanlar bence biraz sevinmiştir bu eşyada. Randuin 5 zırh artmış. Warmog'un zırhı da 50 HP artmış. Güzel olmuş. Tank eşyaları sana güçsüzdü. Bu yama ile tank eşyaları biraz daha değerlenmiş. Biraz daha güçlenmiş. Güzel olmuş. Bu arada yeni bir sistem gelmiş. Saldırı hızı hızında değişikliğe gidilmiş ADC'ler için. Pek anlayamadım. ADC hiç oynamadığım bir insan olduğum için hani burada yazdığına göre şampiyonların saldırı hızı animasyonları kısalıyordu demişler. Artık o animasyonu tamamlayabilecek yani. Varus mesela çok saldırı hızı kastığında oku tam çekmeden devamlı atış yapıyormuş. Şimdi artık oku tamamen gerdirip öyle atış yapacak.
Bir miktar ADC'lere böyle bir ufak nerf diyebiliriz bu. Daha yavaş saldırı yapacaklar bir miktarda anladığım kadarıyla. Yani ADC oynayan arkadaşlar çok daha iyi bilir bunu. Çok fazla detaya giremeyeceğim anlamadığım için. Ama ADC'ler sanırım saldırı hızı konusunda bir miktar nerf yemiş gibi gözüküyor. Sırada sihirdar büyüleri var. Hayalet ve tutuşturda bazı değişikliklere gidilmiş. Hele ki hayalet biraz daha böyle LoL PC'deki işte haline benzeyici şekilde ayarlanmış. Hayalet artık süresi 6 değil 8 saniye sürüyor. Fakat azami hız artışı biraz azalmış. Artış süresi 2 saniye 3 saniye çıkmış ve en önemlisi burada alt etme halinde güçlendirmenin süresi 6 saniye uzuyor ve hız artışı yeniden uygulanıyor. Yani örnek Darius o hayaleti bastı, ulti attığında hayaletin süresi 6 saniye uzayacak ve hız artışı yeniden uygulanacak. Ulti attığında tekrar aynı şey olacak. Böyle böyle gidecek her katletme başına. Hayalet devamlı güçlenecek. Şey olacak yani süresi uzayacak. Ve bayağı bir Darius için güzel bir buff bu. Nasus için olsun, Darius'a olsun, işte Singed için olsun. Güzel bir buff bu. Onlar için onların çok işine yarayacak bir buff yani. Ayrıca tutuşturun da kullanım menzili 7'den 5.5'a çekilmiş. Böyle bir ufak bir nerf'e gidilmiş. Bayağı bir yoğun bir yama, bayağı uzun bir yamaydı. Çoğu şey konuştuk ettik. Nerf'ler falan güzel gelmiş. Yeni eşyalar mükemmel duruyor. Lane seçimi umarım çabucak dereceliğe eklenir. Yeni aram modu güzel duruyor. Yeni şampiyonlarımız falan da geliyor. En önemlisi tabii ki ping sorunu çözülmüş deniyor. FPS çok güzel deniyor. Oyun çok akıcı deniyor. Ben henüz denemediğim için tabii bilmiyorum o kadar. Vallahi en önemli zaten onlar. Ping olmasın abi, akıcı olsun oyun. Her şekilde oynanır. O zaman benden bu kadar diyelim. Elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım. Soracağın sorular olursa her zaman yorumlara yazabilirsiniz. Bu Wild Rift kartını almayı düşünüyor musunuz, düşünmüyor musunuz? Yorumlara yazın. Benim hoşuma gitmedi o fiyat. Ben pek almayı düşünmüyorum. O zaman bu kadar diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.